Instagram'dan gelen sorulara bakmaya devam edelim. Onlardan birisi. Cemile Hanım diyor ki hocam, mal paylaşımı nasıl yapılmalıdır? Evlatlar arasında kızlara nasıl, erkeklere nasıl paylaşım yapılır? Adaletsiz olursa bunun cezası nedir? Baba haksız paylaşım yaptıysa Allah kadında cezası ne olur? Bir kere baba sağlığında verdiyse onu eşit olarak verebilir. Baba sağlığında kızlarla oğulları var. Onlara eşit olarak verdiyse buna kimse bir şey demez. Ama vefattan sonra miras olunca bu ikili birli olacaktır. Yani Rabbimiz buyuruyor ki tilke hududullah, bu Allah'ın çizdiği huduttur, onu aşan zalimdir. Yani ya Kur'an-ı Kerim veya İslam kadını ikinci sınıf mı görmüş ya? Niye kadına erkeğe iki de hanıma bir? Yani öyle değil, haşa, öyle adaletsizlik asla söz konusu değildir. Yani kadını ikinci sınıf, erkeği birinci sınıf, bu da asla söz konusu değil. Kime ne kadar sorumluluk yüklüyorsa ona o kadar imkan veriyor. Erkeğe diyor ki evin geçimi sana ait. Mesken tedariki, çocukların iaşesi, ibatesi, eğitimi hep sana aittir diyor. Sorumluluk onda. Sorumluluk sende diyor. Yük sende. Hanıma o yüzden diyor ki, iki diyor. Hanımefendi, senin de ziynete, süse ihtiyacın var. Böyle bir gücün olsun. O yüzden hanımefendiye yarım, erkeğe tam verişin sebebi budur. Evet. Yoksa erkeğe üstün, kadını ikinci sınıf görüyor da böyle değil. Evet. Evet. Miras sırasında erkek kardeşler, yok, kız kardeşimizle müsavi bölüşelim diyebilirler mi? Diyebilirler. Erkek kardeşler de böyle diyebilirler. Bu yetkileri de vardır. Ama böyle bir şey yoksa, hiç ihtilaf olmasın diye لِذَّكَرِ مِسْلُ حَظُّ الْاُنْسَيَيْنِ İkili birli. Evet. Allah'ın verdiği her hüküm adildir. Öyle. O hükümlerde bizim bildiğimiz, bilmediğimiz yüzlerce, binlerce hikmetler vardır. Dolayısıyla evet, biz hepsine inanırız. Bunları sorgulamak maazallah insanı dinden çıkarır. Doğru mu hocam? Yani bunu diyelim ki biz kabul etmedik. Ne olur? Dinden çıkar mıyız? Allah'ın hükmünü inkar olur. Ya böyle olur mu canım? Burada kadınlar işte ikinci sınıf muamelesi görüyor. Ben bunu kabul etmiyorum dese bir kimse, haşa. Allah korusun, imanını kaybeder. İmanını kaybeder. Evet. Dinden çıkar. Doğru efendim. Allah korusun. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyenler. Bir izleyicimizin daha sorusu var. Gülcey yazmışlar Instagram'dan. Soru şöyle: Ankara'da ikamet eden kişi izne gidip geldikten sonra camide emekli bir hocaya cami imamı namaz kıldırır mısın dedi. O da ben seferiyim dedi. Kendi ikametgahına gelen kişi seferi oluyor mu? İzne gidip geldikten sonra bu seferilik devam etmiyor hocam. Tabii artık. Yok, öyle mukimdir, bir şey yok artık. Mukimdir. Mukimdir yani. Mukimdir. Hayır, kaldı ki seferi olsa bile namaz kıldıramaz mı hocam bir kişi? Seferi olan kişi kıldırabilir ama amması ne? Bu sefer diyecek ki muhterem cemaat, ben seferiyim, ben diyelim ki öğle namazının farzını kıldıracağım. Hı hı. Ben iki rekat kıldıktan sonra selam veririm. Hı hı. Siz devam edin. Ondan sonra geri kalan iki rekat öğle namazının farzının geri kalan, hı, iki rekatına siz devam edin muhterem cemaat diyebilir yani. Onlar, hı, da devam ederler ya. Ama amması ne? Amması da şu. Yani imamın arkasındaymış gibi kılarlar. Hmm. Yani şimdi imamın arkasındayken cemaat Fatiha okur mu? Okumaz. Hanefi'ye göre söylüyorum. Subhaneke'yi okur. Evet. Ama Fatiha'yı okumaz. Yani sanki imamın arkasındaymış gibi. Peki rükuda tesbihatı yapar mı? Secdede tesbihatı yapar mı? Yapar. Yapar. Tahiyyata oturduğunda tahiyyat, salli barik, Rabbena dualarını okur mu? Okur. Okur. Evet. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Instagram'dan gelen sorulara biraz sonra tekrar bakmaya devam ederiz. Öncesinde yine bir video sorumuz varmış. İzleyelim, görelim. Merhaba hocam. Hayırlı cumalar. İsmim Hikmet Temel.
Ben 2021 yılında emekli oldum. Emekli olmadan önce ben emekli olduğum zaman küçükbaş veya büyükbaş hayvan kesip mevlüt yapacağım dedim. Bu mevlüt yemeğinden çocuklarım ve torunlarım ve ben yiyebiliyor muyum? Sadece bunun cevabını sizden bekliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Buyurun hocam. Efendim bu yani bir kere kendimiz yiyemeyiz. Çocuklarımız da yiyemez. O yiyenler içinde de belki de zengin olanlar olurdur. O yüzden yani bu adak yaptıysak bu adağın fakirlere verilmesi icap eder. Yani mevlit yemeğe tamam yapalım güzel de işte davete gelenler içinde zengin olanlar vardır. Bu kendisi bakım, de yiyemez. Bu bakımdan kendisi, eşi, ailesi, çocukları, ana babası onlar yiyemezler. Zengin olanlar da yiyemez. Ama zengin olanların da olma ihtimali vardır. Var. O halde biz mevlit yemeğinde bu adağımızı kullanmamalıyız. Başka zaman fakir olanlara vermeliyiz. Yani bu şekilde adak olmaz o evet, halde. Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.